Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutalar Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, bugün Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu ilçesi Budaklı Mahallesi Muhtarı Fahri Köse ile mahalleye dönüşen köyün yapılan ve yapılması gereken hizmetleri konusunda röportaj yapacağız. Yeni dönem mutluluğunuz hayırlı olsun efendim. Sağ olun Süleyman Bey. Öncelikle buraya kadar geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Kaç dönemdir muhtarsınız? Üçüncü dönem. 2004'te seçilmiştim. Halen de devam ediyor. 10 yıl köy muhtarı yaptı. Evet. Değil mi? Köyler düzey kişiliği kapatıldı. Köyşehir yasasıyla 30 Mart'ta sayın izleyiciler yapılan mahalli idareler seçimlerinde Budaklı Mahallesi'nde ilk muhtarı olarak seçildi muhtarımız. Evet. Ve tarihe geçti. Hem kapanan köyün son köy muhtarlarını yaptı hem de mahalleye dönüşen mahallenin ilk muhtarı olarak seçildi. Evet. Biz işte bu mahalle halkı tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, belediye başkanlarımızın da ileride izlemesi için veyahut da yapılması gereken hizmetleri görmesi için sizlere soruyoruz. Altyapımız yapıldı mı efendim? Şimdi öncelikle il özel dairesinin bugüne kadar yaptığı şey için teşekkür ederim. Yani köyümüzün altyapısı mahallenin yarısı yapıldı. Evet. Ama hala yapılmayan yerlerimiz de var tabii ki. Şu anda da Büyükşehir Belediyesi bünyesine geçtiği için artık belediyelerimiz hizmet edecek. Evet. İhtiyacımız olan şu anda geri kalan yerlerde işte kilit parke, kanalizasyon, efendim içme suyu, bu sıkıntılar. Suyunda da sıkıntı mı var muhtarım? Sıkıntı var. Yani yetersiz. Yetersiz. Yani su var ama yetersiz. Bu mahalle biz kaç obadan oluşuyor? Oba deniyor. Mahalle burada sokak olmuş. Tabii şu anda sokak oldu. 10 tane obadan oluşuyor. 10 tane sokağımız olmuş. Evet. Bunları da daha önceki işte oba adıyla belirtmek istiyorum. İdrisler, Köseler, evet. Çay Mahallesi, Haydarlar, Mamara, Kahveciler, Topallar, Dere, Güllüyurt ve Güzeller. Evet. Obasından oluşmaktı. Şu anda da işte sokak oldu tamamı. İşte mahalleye dönüşmüş. Burası merkez köy mü? Burası merkez mahalle. Merkez mahalle oldu. Evet. Köyde merkez mahalle. Evet. Hangi obalarımızın altyapısı yok efendim? Altyapısı olanları sayayım. Evet. İdrisler, Köseler. Bu da köyün tamamının bahsedersek işte bu da yarısı oluyor. Yani, yarısı. O yani, nüfusu fazla olan yer. Nüfus olarak da fazla olan. Nüfusumuz ne kadar muhtarım? Şu anda nüfusumuzda bir düşme var. Yani bunun nedeni de işte kırsalda eğitime yeterli kadar geçiş sürecinde şey verilemediği için. Yani yeterli bir eğitim verilemedi. Evet. En büyük eksiklik de bu. Bir yol sorunu var gördüğüm kadarıyla. Yani ulaşım sorunu da kısmen çözüldü ama halen devam ediyor yani. Evet. Eskiye nazaran iyi ama şu anda da halen devam ediyor. Çünkü Maraş'ta 10 kişiye sorsak 4 kişisi Mertiz bölgesi. Doğrudur. Yani Mertiz bölgesi tabii havasıyla, suyuyla Kahramanmaraş ili için vazgeçilmez bir yer ama yani saklı bir cennet diyebiliriz. Evet. Çünkü burada her türlü meyvenin yetişebildiği, kendi ürünüyle pazarına bile gidildiği bir yer. Ama coğrafya yapısı biraz zor olması hasabıyla ulaşımda biraz sıkıntımız var açıkçası. İnsanlar kendi kendine yetiyor. Doğru mu? Evet, burada her şeyi yani yetiştiriyor. Ama burada işte başta eğitim ve ulaşım olmak üzere bunlar da yeterli kadar yatırım yapılırsa düşünüyoruz. Yani yapıldığı takdirde buraya da göçün tekrardan oluşacağına inanıyoruz. Evet. Bunun dışında da iletebileceğimiz yani yetkililere duyurabileceğimiz bir şey yani taze evimiz var mı efendim? Taze evimiz yok. İşte muhtarlık binamızda. Muhtarlık binamız yok. Muhtarımızın sayın izleyiciler bilgisayarı var burada. Masada güzel bir masa. Evet. Burada işte kablolu internet de kullanamıyoruz. Evet. Yani en büyük eksikliklerden birisi bu. Bu bölgeye mutlaka kablolu internet gelmesi lazım. Diğer muhtar arkadaşlarımız da aynı konuyu değindi. Ala gözü büyük abimizin de bilgisayarı var ancak işte kablolu internet olmadığından dolayı internet bağlantıları yok. Buradan Ulaştırma Bakanımıza da sesimizi duyurmak istiyoruz. Evet. Genel olarak halkımız burada ne yetiştiriyor muhtar? Mertiz bölgesini böyle üçe ayırarak tarif edersek bir kısım köylerimizde ağırlıklı ceviz yetiştiriyor, bir kısım yerde kirazda vişne yetiştiriyor, arta kalan kısımda da üzüm. Bağcılık. Yani bağcılık bu da şeyde
ün almış bir üzüm. Yani Betsiz Kabarcı diye tarif evet. edilen, sofralık olarak yetiştirilen bir üzümümüz var. Destekleme alınıyor bu ürünlere bu tarz. Yani ürün desteği alamıyoruz. Yani doğrudan gelir diye tabir edilen destek alıyoruz ama evet. ürün bazında destek alamıyoruz. Alınmalı değil mi efendim? Yani alınmasında tabii ki şimdi birçok ürüne destek veriliyor. Burada hayat şartları biraz daha zor. Eğimli arazi. Onun için de ürüne destek verilirse bunun da daha çok iyi olacağını, köy halkının farklı bir geçim kaynağı yok zaten. Göç yani önlenmesi. Bunun yok. Göç önlenmesi. Yani göç önlenmesi açısından olsun, daha fazla bir verim alma açısından olsun, buradaki insanlarımız bu hizmetleri alırsa daha rahat bir ortamda yaşayacağına inanıyoruz. Evet. Çünkü ovada ekilen, değil mi efendim, Kahramanmaraş Ovası'nda da ekilen buğdaya, pamuğa, mısıra, evet. pamuğa evet. Destek var her türlü. Ancak buradaki kırsaldaki yaşayan vatandaşımız üretmeyi yürüyor yok. İkincisi şu, şöyle bir kırsal kalkınma diye hükümetimizin belirttiği bir proje var ama yani maalesef şartları bizim bu kırsal diye tabir edildiğimiz yerlere uymuyor. Yani 10 dönümlük, 20 dönümlük tek parselde alanlar isteniyor. Evet. Buralarda da bunu bulmak mümkün değil. Tabii sorun yani olabilir. Adı kırsal kalkınma ama kırsalda hiçbir kimsenin faydalanmadı. Şu ana kadar da görmedim. Yani ben 3 dönemde muhtarlık yapıyorum. Bunu da görmedim. Evet. Tarım İl Müdürlüğümüzün daha önce burada işte bir modern bağcılık diye bir iki projesi çiftçimize var. Bir destekte bulundu ama bunun da devamını diliyoruz. Yani özellikle de Budaklı, Çobanlı, Baydemirli bağcılık en ön planda. Yani yaradan buraya da farklı farklı özellik vermiş. Yani evet. burada bağcılık var ama Kılağlı köyünde yok. Evet. Örneğin. Anladım. Orada da vişne ile kiraz var. Evet. Hava şartları. Hava şartları. Yani böyle de bir şey var. Bunun dışında da çok ekleyeceğim bir şey de yok. Buraya kadar geldiğiniz için sizlere de teşekkür ediyoruz. Sesimizi duyurduğunuz için. Evet. Başka da yapacağım bir şey yok. Teşekkür ediyorum artık. Emekli misiniz muhtarım? Emekli değilim. Emekli değilim. Muhtarların sesi kaptırılmıyor. Yani. Devlet yatırıyor mu efendim? Devlet yatırmıyor efendim. Yatırmalı mı? Yani yatırması da gerekiyor. Çünkü muhtarlarımız köylerde bütün hükümetlerin, bütün yerel yönetimin yükünü çeken ilk basamak. Evet. Hizmetin başlangıç noktası. Hizmetin başlangıç noktası diyebiliriz. Bunun için de sağ olsun yani biraz maaşlar iyileşti ama çok yeterli değil yani işte 800 gibi 900 gibi evet. bir rakam. Bunun da 400 küsürü zaten geri tekrar bağlı bir oluyor. Bu nedenle çok az yani burada sesimizi duyar da işte hükümetimiz Cumhurbaşkanımız burada. Sesinizi duyurduk ya yani. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 3. Evet. Onun için de teşekkür ediyoruz. Evet. Sizlere de bugüne kadar yani. Hiçbir muhtarı dikkate almayan geçmişteki büyüklerimiz şu anda bizlerin de sesini duyarak, bizler de muhatap almasını evet. için de ayrıca teşekkür evet. ediyoruz. Milletvekili arkadaşlarımız da bize muhtarların sesini duyurduğumuz için evet. çok teşekkür ettiler. Evet. AK Parti Genel Başkanlığı yapan Hüseyin Tanrıverdi ile röportaj yaptı. Bu arkadaşımız aynı cümleyi kullandı. Evet. Artı dedi ki, muhtarlarımız dedi, demokrasinin kılcal damarlarıdır dedi. Evet. Kılcal evet. damarlarımız çalışmazsa vücudumuz çalışmaz dedi. Onun için dedi, muhtarlarımız çok önemli bir bugün de altyazıda bir şey gördüm. İnşallah doğrudur. Cumhurbaşkanımızın açıklamasında evlendirme görevini tekrar muhtarlara verileceğini söyledi. Evet, biz onu zaten almasından karşıyız. Yani inşallah bu tümünde yani mahalle veya köy evet. olarak ayrım değil de tümü için geçerli olursa halk yerinde hizmet almış olur. Evet. Bunda da daha faydalı olacağına inanıyoruz. Yani. Yani işte bu yapılan toplantılarda muhtar arkadaşlarımız, sizleri temsil eden, seçilen giden orada arkadaşlarımız, Cumhurbaşkanımız da bu konuyu dile getirdiler. O da bu konunun çözümüne yönelik adım attı. Artı yine bana mesaj geldi. Cumhurbaşkanımız en son yaptığı toplantıda bundan sonra yapmış olduğunuz her müracaatta İçişleri Bakanlığı bir şey oluşturuyor. Hangi muhtarımız, nereye hangi belediye veya kaymakamlığa müracaat yapmış, kayıt altına alıyor. Oradan da İçişleri evet. Bakanlığı takibini yapacak. Siz atıyorum bir dilekçe verdiniz. 3 ay, 4 ay hiçbir kimse ilgilenmedi. Müracaat ediyorsunuz evet. İçişleri Bakanlığı'na. Evet. Neden ilgilenmedi? Devletimiz onu araştıracak. Evet. Bilgisi geldi. Cep telefonumuza dair geldi gösterebiliriz. Yani bu da sevindirici bir şey. Güzel bir şey. Değil mi efendim? Evet. Bu evet. da sevindirici yani biz Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi, Türkiye'nin genelinde yayın yapan muhtarların özlük haklarını verir.
tüm kazanımlar için müracaat eden tek gazete. O nedenle de muhtar arkadaşlarımız, birçok eski muhtarlarımız da bizi takdir ediyor. Evet, evet, Türkiye'nin evet. her yerinden her gün ayrıca muhtarlarımız var. Onların tamamlarına teşekkür ediyoruz. Size de Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi'ne vermiş olduğunuz röportajlarıyla teşekkür ediyoruz ve başarılarımız devamı diliyoruz. Biz de buralara kadar gelip bizleri ziyaret ettiğiniz için sizlere sonsuz teşekkür ediyoruz. Sık sık da köylerimize, mahallelerimize gelmenizi de bekliyoruz bundan sonrasında. Teşekkür ederiz. İnşallah birkaç arkadaşımız da davet etti. Şenlik düzenleyecekmiş Bahçeli muhtarımız. İnşallah geleceğiz. Evet, bu evet. Bertiz bölgesindeki muhtarlarımızı ve halkı da davet edecek. Eylül ayında festivalimiz var. Evet. Bir olarak güreş festivalimiz var. Durga Dünür Belediye'mizin düzenlediği. Evet. Tabii bütün Bertizliler istirahat ederek organize ettiği bir şey. Evet. Boyalı'da. Bunun için de sizleri de orada görürsek memnun olurum. Evet, davet ederseniz bütün muhtarlarımıza kartımızı verdik. Artı Dereköy'de muhtarlarımızda güreş alanı var. Orada da güreş evet. festivali yapılacak. Oraya da davet edecekler. Geleceğiz. İnşallah ne demek? Sesinizi duyuracağız. Yine Hacı Mustafa'larda 12 Şubat'ta arkadaşımız etkinlik vardı. Çağıracak bizi. Evet. Yani Kahramanmaraş'ta herhangi bir ilgilendiren sosyal bir faaliyet olduğunda biz bunu tüm dünyaya ve kamuoyuna duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Halk için varız, muhtarlar için varız. Sizlere teşekkür ediyoruz. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler diliyoruz. Teşekkür ederiz.